NASA'nın HARP projesi, dünyanın manyetosferiyle ilgili verileri duyulabilir seslere dönüştürerek, araştırmacıların düzensizlikleri tespit etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. NASA'nın 17 Nisan'da yayınladığı yeni ses klibi, dünyanın manyetik alanının ürettiği garip ve rahatsız edici seslere ürkütücü bir bakış sunuyor. Paylaşılan klipte güneşten gelen plazma parçacıklarının, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde, ortaya çıkan bir dizi tiz ses yer alıyor. Proje sayesinde araştırmacıların dünyanın bu plazma kalkanındaki düzensizlikleri daha kolay tespit etmeleri amaçlanıyor. Dünyanın manyetosferi, gezegenimizin dış atmosferini çevreleyen ve bizi zararlı güneş radyasyonlarından ve güneş fırtınalarından koruyan koruyucu manyetik kalkan olarak nitelendirilebilir. Bilim insanları manyetosferin ve güneşin doğasını anlayarak, bizi etkileyen uzay hava olaylarını tahmin edebilir ve bunlara hazırlanacak bilgileri elde edebilir. Güneş rüzgarları manyetosferi sıkıştırıp şekillendirerek, dünyanın çok gerisine uzanan, uzun bir kuyruk haline gelmesine neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla dünyanın manyetosferi sabit şekilde değildir ve, güneş rüzgarları ile sürekli olarak şekillenir. Güneşten gelen plazma dalgalarının etkileşimi sonucunda, manyetosferde titreşimlerin meydana geldiği belirtiliyor. Bu titreşimlerin de, ultra düşük frekanslı radyo dalgaları yaydığı ve, NASA'nın HARP projesinin bir parçası olarak tespit edilerek, duyulabilir seslere dönüştürüldüğü ifade ediliyor. NASA'nın yakaladığı seslerin temelleri ise, 2007 yılında fırlatılan ve toplam 5 uydudan oluşan Themis göreviyle atıldı. Themis uyduları bu titreşimleri yakalayarak, verileri dünyaya iletiyor. Proje daha şimdiden ses kesitlerinde, önceki tahminlere aykırı desenler içermesiyle, şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ekip bu beklenmedik sesleri, derinlemesine incelemeyi planlıyor. Öte yandan manyetosferden ses kaydetmek, bilim insanları için yeni bir olgu değil. 2 ay önce X sınıfı bir güneş patlaması dünyaya çarpmış ve radyo kesintilerine neden olmuştu. Amatör bir radyo astronomu olan Themis Ashcott, dünya ile çarpışan patlamanın alışılmadık bir ses kaydını yakalamayı başardı. Ancak Ashcott'ın kaydı daha çok, gürültülü bir parazite benziyordu. HARP projesi kapsamında elde edilen ses ise, daha net ve daha anlaşılır seviyede.